Hepinize merhaba arkadaşlar. Dijital TV kanalına hoş geldiniz. Bu videoda abone arttırma, izlenme arttırma ve kanalımızdaki videolarımızın nasıl öne çıkartırız YouTube aramalarında onu göreceğiz arkadaşlar. Buyurun videoya. Evet arkadaşlar. Bundan önceki videomda ek kanal açma videosu çekmiştim. O ek kanal açma videosunun yardımıyla şöyle göstereyim size Dijital TV kanalı. Şurada gördüğünüz gibi bu kanal burada açtığım kanalın yardımıyla size bir video hazırladım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şöyle göstermek gerekirse şu kanal bizim ek kanalımızdır. Yani videolarımı sizlere sunmam için bana yardım eden bir kanal olarak kullanıyorum arkadaşlar. Siz de ek kanal açarak videolarınızı deneme yanılma yöntemiyle videolarınızı daha düzenli bir şekilde sunabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konumuza gelirsek. Evet arkadaşlar, buyurun. Şimdi sizler için şöyle bir video yükledim arkadaşlar. Bu videoyu yüklerken işte bekledim. Bakın arkadaşlar, video şu anda yüklenmiş duruyor. İleri diyoruz. Evet arkadaşlar, videoyu yüklerken en önemli kısımlardan birisi burada çocuklara özel değil diyorsunuz arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar, bu videoyu dikkatli dinlerseniz eğer kanalınızdaki videolar YouTube aramalarında üst sıralara çıkacağına emin olabilirsiniz ve sizi daha çok insanlar görecek, daha çok izleyiciler görecek ve daha çok tıklama, beğeni ve yorum şansına yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önce kanalımızın kalamar, mesela ben bir video çektim. Kalamar kemiği nedir? Faydaları nelerdir? Kısa bir video. Onun için size sunmam için çektim bu videoyu. Arkadaşlar, burada kalamar kemiği nedir yazdıktan sonra burada açıklamalar bölümü var. Buraya kesinlikle ve kesinlikle düzgün bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Yani birbirine orantılı olması lazım. Mesela kalamar benim kuşlarım var. Kalamar kemiğini çok seviyorlar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şöyle yanlışları kesinlikle düzeltiyoruz. Bakın arkadaşlar, yani videonun başlığının açıklamalardaki başlıklar, yani orantılı olması lazım. Orantılı ne demek? Hemen açıklıyorum. Bakın arkadaşlar, videomda ne geçiyor? Kalamar kemiği nedir? Faydaları nelerdir? Bakın, kalamar kemiği kimler içindir? Kuşlar içindir. Kalamar kemiği nedir? Bakın, ikisinde de geçiyor arkadaşlar. Kalamar kemiği nedir? Kalamar kemiği İki tarafta da geçiyor. Ve burada hepsi aslında video için kilit yani kilit kelimelerdir. Yani arkadaşlar, birçok insan bilmiyor. Gerçekten de ben birçok YouTuber'ın bu sorunlarla karşılaştığını görüyorum. Onun için bu videoyu çektim. Talep de vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şunu mesela açıklamaları birçok arkadaşımız doldurmuyor. Bu açıklamaları lütfen doldurun arkadaşlar. Çünkü bu açıklamalar gerçekten de kilit kelimelerdir. Yani videolarınızın yukarılara çıkmasını gerçekten de YouTube'un istediği şeydir yani arkadaşlar. YouTube bunu istiyor. Bunu yapın diyor. Bunu yapmazsanız diyor, videolarınızı öne çıkarmam diyor. Yani hilesiz hurdasız en kral şey budur arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Bu birinciydi. Hatta ikinciydi. Evet arkadaşlar, üçüncü olarak en önemlisi arkadaşlar, burada etiketler bölümü. Etiketler bölümünü kesinlikle doldurun. Başta söylüyorum arkadaşlar, bakın etiketler bölümünde şurada 3 tane sayı vermişler, bakın. Görüyor musunuz? 3 tane şey. Yani bunlar size etiketleri doldurmanız için yardımcı olan kelimeler. Başta bak, videomuzun başlığı neydi? Kalamar kemiği. Hemen buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bakın, siz de yapın lütfen. Kalamar kemiği nedir? Bakın, enterladık mı arkadaşlar? Bakın, 56 yazdı. Bakın,
Şurada bakın şu köşeme iyi bakın arkadaşlar. SEO. Bakın bu SEO çok önemli. Bu SEO sizin videolarınızın yukarı çıkarmasını en önemli şeyi budur zaten arkadaşlar. Bak bir tane yazdım. %13 oldu arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın ikinci yazıyorum hemen. Kalamar kemiği. Bakın arkadaşlar. Bu ikincisi. SEO'ya bakın 20 oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? İyi izleyin. Kalamar kemiğinin faydaları. Buyurun arkadaşlar. 24 oldu. Görüyor musunuz? Ama nasıl yükseliyor bu? Ben videomun başlığıyla orantılı şeyler yazıyorum yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sakın değişik şeyler yazmayın. Evet arkadaşlar bakın. Sonra bunu buradakilere şu artı olan bölümleri şöyle tık. Şöyle görüyorsunuz. Tıkladık mı direkt buraya geçiyor arkadaşlar. Bakın SEO'ya. SEO'ya bakın kaç oldu. 130, %34 oldu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Videolarınızın en üst sıralara çıkması için bunun en üst sıraya çıkmasını isterseniz %100 yapmanız lazım. Ama %70, %80, %90 yeterli bir sonuçtur arkadaşlar. Bu video çok önemlidir. Çok önemlidir arkadaşlar. Bunu kesinlikle doldurmanız gerekiyor. Ben video çok uzun olmasın diye hepsini doldurmayacağım arkadaşlar. Siz en az bakın en az bu çok önemli. En az 20 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 bak 5 tane yapmışım. Bunu 20 tane doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu YouTube'un istediği bir şeydir arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinleyin arkadaşlar. Bakın bu işleri yaparsanız eğer videolarınız öne çıkar, herkes izler. Zamanla ne olur arkadaşlar? Tabii ki zamanla aboneleriniz artacak, izlenmeleriniz artacak. Çünkü videolarınızı herkes görecek, daha çok kişi görecek. En üst sıralara çıkacak. Hem aboneleriniz artacak, hem izlenmeniz artacak, hem videolarınız en üst sıraya çıkacak. İnşallah beni çok iyi anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü olarak... Hatta dördüncü olarak şurada kategori bölümü var. Kategori bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Burada kategori hangi kategorideyse videonuz eğer. Buraya mesela benim videom. Bakın arkadaşlar burada benim videom. Evcil ve yabani hayvanlar var arkadaşlar. Bunu tıklıyorum. Gördüğünüz gibi çünkü kuşlar hakkında. Benimki evcil ve yabani hayvanlar demektir. Yani başka kategori olmak için mecbur bunu tıklıyoruz. Yani bu kategoride bizim videomuz. Evet arkadaşlar. Beşinci şık ise buraya gelip arkadaşlar şu kısımda küçük resim. Bakın şuraya tıkladığınız zaman küçük resim doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Buradaki küçük resim mesela ben bunu seçiyorum diyelim. Anlatabiliyor muyum? Burada küçük resimli kendiniz yaparak güzel bir küçük resim doldurmanız lazım. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bakın normalde küçük resimi YouTube ne istiyor diye sorarsanız eğer küçük resmin boyutunu söylüyorum arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. 2048'e 1152 arkadaşlar. Bu şekilde bir küçük resim yapacaksınız. Yani boyutu bu olması lazım. Çünkü YouTube'un istediği boyut bu. Tekrarlıyorum 2048'e 1152 arkadaşlar. Bu işleri yapıp da videonuzun izlenmeme olasılığı yok arkadaşlar. Ve bir diğer şıkkımız ise arkadaşlar. Bakın burayı ben açıklamayı video kısa olsun diye ben doldurmadım. Bu açıklamayı da doldurun arkadaşlar. Böyle kısa bırakmayın kesinlikle. Ve bir diğer şıkkımız ise arkadaşlar. Yorumlar bölümünde bakın arkadaşlar bunları doldurduktan sonra buraya ileri diyoruz. Yorumlar bölümündeki yorumları arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle boş bırakmıyoruz. Yorumlar her o da seviyeyi yükseltiyor arkadaşlar. Bir kalp atsanız, bir yorum atsanız, bir şey atsanız o da seviyeyi yükseltiyor videolarınızın seviyesini. Ve bir diğer şıklar ise arkadaşlar bitiş ekranları. Bitiş ekranlarını kesinlikle doldurun arkadaşlar. Burada ekle var. Ekleyle doldurabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Buraya ekle isterseniz yapalım ama siz de biliyorsunuzdur. Burada kartlar var arkadaşlar. Bir de kartları doldurun arkadaşlar. Bu da çok önemli. Altyazı var. Bu o kadar önemli değil ama bunu da yapsanız olur. Ben bitiş ekranı hemen göstereyim arkadaşlar size. Şöyle bitiş ekranı var arkadaşlar. Bitiş ekranında şöyle bir şıklar var bakın. Şöyle istediğiniz bitiş ekranı yapabilirsiniz. Mesela ben şöyle yapabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bakın gördünüz mü? Hemen bitiş ekranı geldi. Bitiş ekranı buraya geldikten sonra
Hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buraya belirli bir video seçin diyorsunuz. Belirli bir videoya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Mesela videoyu ben tam yüklemediğim için şu anda gelmedi. Size buraya tıkladıktan sonra kesinlikle fotoğraflar gelecektir kendi videolarınız. Hangi videoyu seçerseniz onu oraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. İnşallah size bir faydam olacak arkadaşlar. Bu büyük bir faydam olmuştur inşallah size. Ondan sonra burada kaydet demeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buraya ileri ileri yapıp arkadaşlar videonuzu herkese açık yapıp yayınla diyorsunuz arkadaşlar ve videonuz yayınlanıyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.